Evet. Tamam. Ben Yiğitkan Kızlar. Bugün İzmir Türk Lisesi'nde okuyorum. Bugün size projemden mitral Alzheimer hastalığı modelinde melatonin ve sulforafan uygulamasının doza bağlı koruyucu etkisinden bahsedeceğim. Ortam yaşam süresi, ortam yaşam kalitesi ve sağlık bakım başarısına bağlı olarak azalmaktadır. Dünya üzerinde daha fazla yaşlı nüfus bulunması, demans ve ilişkili hastalıklarında görülme sıklığını ve bu hastalıklara karşı olan farkında da arttırmıştır. Alzheimer hastalığı seçici bilgisayar işlevlerinin özellikle belleğe bağlı olanların ilerleyici kalbiyle karakterizedir. Yaşa bağlı demansla en yaygın biçim olarak karşı çıkan da Alzheimer hastalığı dünya çapında 24 milyon insanı etkilemekte ve bu sayıda 2050 yılına kadar yaklaşık 4 katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Dejenerasyon sürecinde hasta beyinleri sinaptik kayıp, bozulmuş nörotransmisyon ve azalmış metabolizma içeren bir takım morfolojik ve fonksiyonel değişiklikleri uğrar. Gerçekleşen bu değişikliklerin hepsinin ölüme katkıda bulunur. Hastalığın multifaktöriyel olması Alzheimer hastalığı patogenizinin tam olarak açıklanmasını güçleştirmektedir. Alzheimer hastalığı sebep olan nörodejenerasyonun sebebi tam olarak anlaşılmamış olsa da birçok araştırma cem bir beta toksisitesinin Alzheimer hastalığı oluşumunda en etkili faktörlerden biri olduğu konusunda fikir. Burada da amiloid beta proteinlerinin hücreler arası boşlukta plakları oluşturması var. Sekretazlar tarafından yani APP bölünmesi sol tarafta burada mavi ile işaretlenen kısımda fizyolojik yolak görünürken sağ tarafta da amiloid Alzheimer hastalığında gözlemlenen amiloid beta proteinlerinin oluştuğu yolak görünüyor. Solda alfa sekretazlarda oluşan proteinler su çözünür ve çökelme yapmaz. Ancak sağdaki pembe işaretli yolakta beta ve gamma sekretazı da oluşturulan amiloid beta suda kolay çözülmez ve birikme eğilimi gösterir. Burada da amiloid beta proteinin nöronların etrafına birikerek nöron uzantılarını sarması Alzheimer hastalığında aynı zamanda nöron sarkoplazmasında oluşan nörofibriller ve tipik bir patolojik bulgu. Bu değişimler zaman içerisinde nörodejenerasyon oluşumunu tetikler ve nöronlar da giderek yok olmaya başlar. Projedeki amaç, bu projede melatonin uygulamasının amiloid beta toksisitesine karşı doza bağlı oluşabilecek etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Daha önce koruyucu etkisi olduğu ileri sürülen sulforafan bileşiği ve melatonin birlikte uygulamasının nöronca canlı üzerine etkisi değerlendirildi. Bunlara ek olarak sulforafan ve melatonin agrege ve agrege olmayan formdaki amiloid beta toksisitesi uygulaması üzerine etkileri doz bağımlı olarak belirlendi. Bu çalışmada da bilgiler ve altın araştırmalarına göre 3 tane hipotez birinci hipotezimiz sulforafan uygulaması nöronal hücreleri amiloid beta toksisitesine karşı korur. İkinci hipotezimiz melatonin uygulaması nöronal hücreleri amiloid beta toksisitesine karşı korur. Üçüncü hipotezimiz de sulforafan ve melatonin birlikte uygulanması ayrı ayrı uygulamaların geri koruyucu etkilerini arttırır. Kullandığımız materyaller bu deney için amiloid beta 25-35 kullandık. Sonra SSE5 hücre hattı, insan nöroblastoma hücre hattını kullandık. Sulforafan kullandık, bir de melatonin kullandık. Bulgularımız deneyler sırasında amiloid beta, melatonin ve sulforafan uygulanan hücrelerde oluşan değişikliklerde ters uzış mikroskobu ile takip edildi. AB2535 birlikte ve ayrı ayrı uygulamasının SSE5 hücreler üzerinde oluşturduğu değişimleri de örnek mikroskop altında çekildi. Alzheimer hastalığı günümüzde demansın en yaygın şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın dünya üzerindeki yaşlı nüfusuna bağlı olarak görülmesi de artmış ve dikkatleri hastalık için etkin bir tedavi geliştirilmesi üzerine çekmiştir. Anı depolama mekanizmasının karmaşık yapısıyla beraber Alzheimer hastalığı patogeninin multifaktöriyel olması ortak bir payda arayışını önemli bir hale getirmiştir. Projemizde Alzheimer hastalığının mikro modeli olarak kabul edilen amiloid beta toksisite modelini nöronal SSE5 hücrelerini AB2535 petiklerini kullanarak başarıyla oluşturduk. Sonra AB2535 petiklerinin önceden 37 derecede bekletilerek agrege olmasının sağlanması onun hücrelere daha toksik olmasını sağladı.
Ancak önceden agrege edilmemiş AB2535 fetli hücre canlılığını 72 saatlik inkübasyon sonucunda belirgin azalttı. Kroşe ikramlarken temel sorumuz meyotun varlığı nöronları amiloid fototoksisitesine karşı ölümden korur mu ve sulforafan varlığı bu koruyucu etkiyi arttırır mı şeklindeydi. Sorular için yaptığımız literatür araştırmalarına göre birinci hipotez sulforafan uygulaması sonrasında hücrede amiloid fototoksisitesine karşı koruduğunu, İkinci hipotezimiz Meitner'in uygulaması nöronal hücrelerin fetotoksisitesine karşı koruduğunu ve üçüncü hipotezimiz sulforafan ve Meitner'in bir uygulaması ayrı ayrı uygulanmalarına göre koruyucu etkilerini arttırdığını belirtmiştik. Bu yaptığımız çalışma sonuçlarına göre birinci hipotezimizin geçerli olduğunu, önceden hücrelere yapılan dışkı dozu sulforafan uygulamasının hücre amiloid fetotoksisitesine karşı koruduğunu gösterdik. Tek başına yapılan 5 mikrom olan sulforafan uygulaması da hücre canlılığını belirgin arttırırken AB2535 ile birlikte uygulanması hücreleri amiloid fetotoksisitesine karşı koruyamadı. Bu nedenle sulforafan koruyucu etkisinin doza bağlı olarak oluştuğunu düşündük. Henüz AB petleri agrege olmadan yani plak oluşturmadan dışkı sulforafan nöronlar içinde koruyucu olabilir. Bu değerlendirmede Şen'in genç bir arkadaşının yaptığı hipotezimiz Meyton'un uygulaması nöronal hücrelerin amiloid fetotoksisitesine karşı koruduğunu ileri sürmüştük. Çalışmamızda 1 mikromolar Meyton'un uygulamasının amiloid fetotoksisitesine karşı koruyucu etkisi olduğunu gösterdik. Ancak bu istatistiksel anlamı değildi. Deney sayısının kısıtlanmasından da kaynaklanmış olabilir. Diğer taraftan 1 mikromolar Meyton'un uygulaması kontrol hücrelerine kıyasla hücre proliferasyonunu belirgin olarak arttırdı. Melatonin amiloid fetotoksisitesi üzerine yapılan önceki çalışmada bu Şen ve arkadaşların 2002 yılında yaptığı araştırma sonucuna da uygun. Bu hipotezimizin kısmen geçerli olduğunu gösterdik. İkinci hipotezimizde de sulforafan ve melatonin birlikte uygulanması ayrı ayrı uygulamaların göre koruyucu etkileri arttırdığını belirtmiştik. Literatür taramamıza göre ilk kez bu projeyle sulforafan ve melatonin birlikte uygulanmasının AB toksisitesine etkisi değerlendirildi. Ayrı ayrı uygulamalarına göre koruyucu etkilerin birlikte uygulanmalarının da artmadığı gözlemlendi. Sonuç olarak çalışmamızda sulforafanın yüksek dozunun amiloid fetotoksisitesine karşı hücre canlılığını azalttığı, düşük dozun ise koruduğu değerlendirildi. Bu gelecekte yapılacak çalışmalarda öneriler projemiz için çalışmamızda metan ve sulforafan kullanmıştır. Bunların çok farklı doz ve uzun süre etkileri araştırılmalıdır. Çalışmamızda metan ve sulforafan ikisi tek hücre tipinde incelenmiştir. Başka hücre hatlarında veya insanda olan hücrelerde de önemlidir. İleride metan ve sulforafan ikisi Alzheimer modeli oluşturulan hayvan çalışmalarında denenmelidir. Teşekkürler. Bu projede bana desteğinden dolayı başta Profesör Doktor Pınar Akan olmak üzere ve İrem ve Merve ablaya da teşekkür ederim. Burada bu projeyi oluştururken kullandığımız kaynaklar. Kendinize iyi. Peki Yiğit, biz çok teşekkür ediyoruz seni de aramızda görmekten. Genç bilim insanları yetişiyor. Bu bizi onurlandırıyor açıkçası. Kaçıncı sınıf olduğunu sorabilir miyim? Hazırlık, lise hazırlık. Hazırlıktasın. Daha hazırlıkta böyle güzel çalışmalar yapıyorsanız, dediğim gibi gençlerden umudumuzu kesmememiz gerektiğini bir kez daha gösteriyorsunuz. Çok tebrik ediyorum. Bir kere konu çok önemli. Senin de dikkat çektiğin gibi yaşlı nüfus hızla artıyor ve yaşlılıkla birlikte Alzheimer hastalığı da çok sık karşılaştığımız ve ciddi sorunları oluşturan bir hastalık. Ben yaşlı sağlığı çalışıyorum ve bakımı çok zor olan bir grup açıkçası. Ve tedavide de çok yol kat edilmedi. Koruyuculuk anlamında neler yapabiliriz üzerinde biz hep uğraşıyoruz ve davranışsal terapiler biraz daha ön plana çıkıyor. Ama sizin bu çalışmalarınız ileride gelişip insanlar üzerine de etkisi değerlendirildiğinde çok umut verici gözüküyor açıkçası. Tekrar teşekkür ediyorum. Hemen İYİT'e sorumuz ya da geri bildirimimiz var mı grup arkadaşlarım? Onları sormak istiyorum. İYİT için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı değerli katılımcılar? Hocam, ay, günaydın. Günaydın.
Buyurun Ufuk Bey. Ses kalitesi biraz düşük geliyor. Acaba benim bilgisayarımdan mı kaynaklı, Yiğit'i de dinlemekte biraz zorlandım ama. Galiba şey ne var? Sistemde bir sistem var dediğiniz gibi. Hocam çok özür diliyorum. O kadar kesik geliyor ki sesiniz. Şimdi nasıl hocam? Şimdi daha iyi. Hocam sistem altyapısı zaten Zoom'un kendi altyapısı olduğu için oradan kaynaklı değil de mesela ben sizi çok net duyuyordum. Yani bağlantılarımızla ilgili yani. Olabilir. Kendi kişisel bilgisayarlarımız ve karşı tarafın internet hattıyla çok ilgili. Olabilir. Peki, teşekkürler. Ufuk Bey, dinliyoruz sizi. Sağ olun. Hocam günaydın tekrar. Günaydın. Yiğit'i tebrik ediyorum. Yani bu gençte böyle önemli bir konuyu gündeme almak esaret için. Biz bir açımızda bu kadar bunlara girmeye bile düşünmüyoruz açıkçası. Kesinlikle. Yani biz farelerde bir Alzheimer üzerine çalışmıyoruz. İşte bir insan suçlu öğrencim için. Yani onda bile o kadar çok uğraştık ki. Gerçekten bir de ilişkiler çok çıkıyor. Yani karakterler arası ilişkiler. O ilişkileri açıklayabilmek, onları ortaya koyabilmek. Yani inşallah devam etmesini isterim. Yani önünde bazı sıkıntılar, bazı şeyler olacak bu işin doğası gereği. O yüzden iyi yapma. İyi bir yoldasın. Devam etmeni öneririm yani. Evet. Yiğit ve arkadaşlarının bu engelleri de en iyi şekilde açacaklarına inanıyorum. Gerçekten hani çalışma ortamı yaratmak, işte bunları projelendirmek, projeye kaynak bulmak biraz sıkıntı oluyor. Biz süreç içerisinde bunlarla çok yoğun karşılaşıyoruz ama erken başlayıp yol almak çok da avantajlı olacaktır belki. Teşekkür ediyorum Ufuk Hocam. Başka var mı arkadaşlar sorumuz ya da katkımız? İleteceğimiz herhangi bir şey. Evet. O zaman Ufuk Karadağıt hocama sıra geliyor. Hocam yine sesle ilgili azıcık sorun var ama inşallah tamam, rahat duyarız. Tamam. Hocam, teşekkür ediyorum hocam. Ya normal şartlarda bunu öğrendim soracaktı. Fakat göremiyorum. O biraz önce Alzheimer çalışması yaptığımız insan suçlarıydı ama. Benim listemde tek isim gözüküyor ama bilemedim hocam nasıl bir. Nilay Dursun diye hocam sorun değil. Biz artık buradan şey yapalım. Peki. İnsan Genom Projesi'nin getirdikleri evet. Ve olası riskler yine günümüzün önemli konularından birisi. Gerçekten sağlıkta yeni trendler başlığı altında çok uygun bir çalışma olmuş. Söz sizde hocam, buyurun. Tamam hocam, bir saniye. Ekran gözüktü mü şu an? Evet. Güzel. Şimdi evet, bizim öğrenci dediğim gibi Nilay gelmedi. Biz bir şeyler söylemeye çalışalım. İnsan Genom Projesi çok önemli bir konu olmasına rağmen yani aslında siyasi bir amaç olarak kullanılan bir proje oldu. Burada yetiştirildi. Aslında üzerine durulması gerekiyor. Yani bunun içerisinde neler yapılıyor, neler yapıldı ve gelecekte bizi neler bekliyor aslında sorgulamamız gerekiyordu ama yani hiç sorgulanmadı gibi. Yani bunu siz daha da bilirsiniz ama değil tabii ama yani genel projesi olarak bir anlamda sıkıntılar var. Yani Ufuk Hocam çok özür diliyorum.
Sesi duymakta acaba sadece ben mi zorlanıyorum, emin olamadım. Bir daha bakalım şuradan ses sistemine. Bize kongreden yardımcı olabilecek birileri var mı? Bilemedim ne yapmamız lazım ama çok zorlanıyorum sizi takip etmekte. Diğer arkadaşlarım iyi duyuyor mu acaba? Hocam seste sorun var sanırım. Nail Hocam sizi çok iyi duyuyoruz. Ufuk Hocam sizin böyle acaba mikrofona mı yaklaşsanız bilmiyorum. Evet. Kulaklık takayım hocam bir saniye. Yani kulaklık varsa daha iyi olabilir hocam. Takip edemiyoruz çünkü. Biraz daha sesi yükseltelim hocam. Allah Allah. Şimdi sanki daha iyi olacak. Bir başlayın. Evet, tamam. Daha iyi oldu. Evet, evet. Buyurun. Peki, tamam. Evet. Şimdi insan genel projesi ulaşılması üzerinde kalkılması gereken bir konu olması gerekiyor. Maalesef yani biz genelde çünkü genel projesi değil geçmemiz aslında bu bizim mikrofonu biraz daha ağzınıza yaklaştırsak mı hocam? Hocam zaten yakın. Ya yakın ama da herhalde ihtiyaç var. Geliyor mu? Yani evet. Allah. Bugün demek teknik açıdan bizim dinlemeye çalışalım hocam. Kaçıracağız tamam. Gibi ama yazılardan takip ederiz en azından. Tamam. Buyurun lütfen. Şimdi bizim tamam ve önemli bir şekilde girişimlere sıralım. Tabii insan genel projesi da başladı. Çünkü 1980'lerde yani yaklaşık 4 milyon dolara yakın bir yapan genel projesi olarak bunun çok fazla geldiğini farklı alternatiflerle kullanmaya başladık. İşte ne yapıyoruz? Bu insan genel projesi dedikçe insana ait genel haritaları elde edildi. İnsan anatomisinin belirlenmesiyle ilgili aşamaları ne yaptık? Nelerle ve böylece aslında tahmin edilir. Bu bilgi sahibi olmak neyi ifade ediyor dedim. Bunu ifade ediyor. Yapılan çalışmalarda bu çalışmalarda çok farklı performanslarda üzerinde bunun her bir mesleğe bu gerekliliklerle birlikte nedir aşama yani bu oldukça oldu artık
mesela geçenlerde Ufuk hocam çok özür diliyorum ama hiç takip edemedim sizi. Çok önemli bir konu kaçırıyorum. Şeylerden de slide'dan da çok iyi takip edemedim. Bilmiyorum. Böyle yapalım mı? İyi olur, kaçırmayalım. Bir sonraki arkadaşı oturuma alayım. Evet, bu arada evet. Belki bir düzeltme evet. Şansımız olur. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Sonraki katılımcımız Ayşe İnal Banav, Esra Keşer. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden ölçek geliştirme çalışması, diyabet farkındalık ve kabul ölçeği. Sanırım aramızdalar. Esra Keser aramızda. Esra Hanım duyuyor musunuz beni? Hocam. Esra Hanım buyurun. Saygıdeğer hocam iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Bulduk. Teşekkür ediyorum. Yalnız görüntüde bir sıkıntı var mı hocam? Şu anda sizi göremiyoruz. Ben göremiyorum en azından. Sesiniz de kapandı şimdi. Şu an sesim geliyor mu hocam? Sesiniz geliyor evet Esra Hanım. Bu arada Derya Atik de var çalışmayı yapanlar arasında, ben kaçırdım. Derya Atik, Ayşe İnal Manav, Esra Keser. Evet hocam, doçent doktor Derya Atik hocamız, doktor öğretim üyesi Ayşe Manal İnev hocamız ve öğretim görevlisi olarak Esra Keser, ben çalışmamız ortak bir çalışma. Sunumumu yapacağım fakat bu görüntü konusunda herhangi bir şey... Ekran paylaşımı yapabiliyor musunuz? Ekran paylaşımı yapalım. Şu an telefondan katılıyorum. Link. Bir saniye hocam. Sesim geliyor değil mi hocam şu an? Evet, sesiniz geliyor. Hemen eklemeyi yapıyorum. Bir saniye hocam. Hocam ben süreyi etkin kullanmak adına bir bilgisayardan bağlanmayı denesem olur mu bu süre içerisinde? O zaman sonraki bildiriyi alalım biz. Olur. Ben ondan sonra sizdir olur. Evet. Bilgisayardan bağlanmanız daha iyi olacaktır. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Evet. Sonraki çalışmamız Sümeyra Yılmaz ve Naile Bilgili, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Evde bakım hizmetlerinde teknoloji ve telesağlık. Evet Sümeyra, söz sende. Evet hocam, günaydın tekrar değerli hocalarıma ve size. Sunumum görünüyor mu acaba?
Birazdan gelecek galiba. Tamam hocam. Henüz gelmedi benim ekranıma. Sanırım yükleniyor hocam. Tamam. Evet. Tam ekranda yaparsa. Güzel. Evet. Hocalarım merhabalar. İsmim Sümeyra Yılmaz. Nail hocamızla birlikte hazırladığımız evde bakım hizmetlerinde teknoloji ve tele sağlık isimli derleme bildirimizi sunacağım sizlere. İçeriğimizle başlamak istiyorum. Özür dilerim. Evde bakım hizmeti, bireylerin evinde, aile ortamında sunulan tıbbi bakım, muayene, tahlil, tetkik, tedavi, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini içermektedir. Evde sağlık hizmetleri ise evde bakımın yanı sıra bireylerin sağlığını koruma, geliştirme ve rehabilitasyon yaklaşımını içermektedir. Şu kameramı hemen düzeltmek istiyorum hocam bu arada, özür dilerim. Küresel çapta yaşam süresinin uzaması, artan yaş nüfus oranı, bununla beraber fiziksel, fonksiyonel, psikolojik sorunlar ve akut kronik hastalıklardaki artışlar, sağlık hizmetlerindeki maliyetleri arttırmıştır. Özellikle yaşlı bakım taleplerini karşılamada yetersiz kalan bakım iş gücü, güvenli ortam arayışı, acil durumlardaki zaman kaybını önlemek ve farklı bakım stratejileri belirlemek gibi amaçlarla gündeme gelen evde sağlık hizmetleri, sağlık bilgi teknolojilerinin eş zamanlı gelişmesiyle beraber yeni güncellemeler kazanmıştır. Teknolojinin de ilerlemesiyle ortaya çıkan bu gelişmeler, sağlık hizmetinin ev ortamında sunulmasına olanak sağlamış ve bu bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojiyle birlikte ilerleyen sağlık bakım teknolojilerine örnek olarak birkaç resim sizinle paylaşmak istedim. Burada giyilebilir teknolojiler aslında günümüzde hemen hepimizin kullandığı teknolojiler arasında yer almaya başladı. Bunun dışında sanal gözlükler ya da evde bakım hizmetlerinde sunulan bazı teknolojik aletleri de görüyorsunuz. Evde sağlık hizmetlerinde teknolojik ilerlemenin genel sağlık sistemi içinde evde sağlık bakımının rolünü kolaylaştıracağını, dahası bireyler için toplum temelli bağımsızlığı geliştirmeye yardımcı olma potansiyeline sahip olduğu ifade edilmektedir. Bilgi teknolojisindeki hızlı büyüme, internete ve akıllı telefonlara kolay erişim, tele sağlığın ilgi odağı haline gelmesinde kritik bir rol oynamıştır. Sağlık teknoloji entegrasyonu ile sağlıklı hasta birey ve bakım verici sağlık profesyoneli işbirliğinin artmasında ve önlenebilir hastane yatışları, acil servis ziyaretlerinde eskili bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada karşımıza çıkan telesağlık kavramı, sağlık çalışanlarından hastalara kadar uzun mesafeli sağlık hizmetlerini herhangi bir zamanda ve yerde uzaktan desteklemek için elektronik bilgi ve teknolojilerini kullanarak uygun maliyetli ve kaliteli bakım sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde sanal bir bağlantı kullanılmasına rağmen sağlık personelinin hastalara evlerinden bağlanması nedeniyle aslında evde sağlık hizmetleriyle de benzer özellikler taşımaktadır. İtalya'da HIV bakımı için telesağlık kullanımının araştırıldığı bir çalışmada katılımcı doktor ve hastaların çoğu telesağlık hizmetlerinden yararlanacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca telesağlık uygulamasının hastaların damgalanmaya maruz kalmasını azalttığı, hasta bakımının kalitesini ve mahremiyetini de iyileştirdiği ifade edilmiştir. Bir başka çalışma örneğinde bir pediatrik akciğer kliniğinde COVID-19 pandemisi sırasında telesağlık ile hasta memnuniyetinin değerlendirildiği bir çalışmada da telesağlığın hastaların pediatrik akciğer bakımına erişim yeteneklerini arttırdığı, uzaktan bakım hizmetlerinin çeşitli hasta popülasyonları tarafından kullanılmasına hizmet ettiği, doğrudan kendi evlerinde bakım alabildikleri için hasta konforunun arttırıldığı, hastane hizmetlerindeki ulaşım süresini ve bekleme süresini ortadan kaldırdığı için randevulara uyumu iyileştirmeye yardımcı olduğu ve bireylerin kendi evlerinde mahremiyetine girmesine izin verdiği ve astımlı popülasyonlar için özellikle alerjik tetikleyicileri belirlemek için hastanın ev ortamında değerlendirmesine yardımcı olduğundan bahsedilmiştir. COVID-19 sırasında Bangladeş'te telesağlık kullanımında cinsiyet eşitsizliğinin incelendiği bir çalışmada ise en fazla telesağlık kullanımının 16-25 yaş grubunda, en düşük kullanımının ise 45 yaş üzerinde olduğu, erkeklerin telesağlık kullanımında kadınlardan daha fazla, daha aktif oldukları belirlenmiş ve telesağlık kullanımı ile cinsiyet eşitsizliği arasında da güçlü bir ilişki bulunmuştur.
Telesağlık kavramının yanı sıra telehemşirelik kavramı da küresel çapta oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Amerikan Hemşireler Birliği telehemşireliği telesağlığın bir alt boyutu olarak hemşirelik için bir meslek pratiği olarak ifade etmişlerdir. Telehemşirelik ile bireylerin evleri ve sosyal ortamlarında onları aktif ve takip eden mobil cihazlar, hali hazırda devam eden tedavilerin ve hemşirelik bakımının günlük yaşama etkisini de en uygun seviyeye çıkarmada oldukça etkili bir hizmettir. Bu araçlar ile iletişim sistemleri hastaların kendilerini daha bağımsız ve iyi hissetmelerini sağlayarak sağlık profesyonellerinin aslında yükünü de azaltmaktadır. Ateş ve Bilgili'nin web tabanlı eğitimin omurilik yaralanmalı hastalarda komplikasyon kontrolü ve yaşam kalitesinin etkisinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalarında omurilik hasarlı bireylerde hastalık komplikasyonlarının kontrolünde web tabanlı eğitimle birlikte telefon izleminin etkin olduğu deney ve kontrol grupları arasındaki farklılıklarla ortaya konmuştur. Sonuç olarak sağlık bilgi teknolojilerinin evde bakım hizmetleriyle daha uyumlu hale gelmesiyle sağlık kuruluşundan alınan hizmetin sürdürülebilirliği, etkililiği ve ev ortamında sunulan bakımın değeri ve potansiyel faydaları artacaktır diyebiliriz. Hemşirelerin bu alanda yalnızca sağlık hizmeti sunumu değil, aynı zamanda yürütücü ve ekip lideri olarak da etkili olması beklenmektedir. Benim sunumum burada sonlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Teşekkürler Sümeyra Yılmaz. Hemen katılımcılara dönüyorum. Herhangi bir sorusu ya da katkısı olan var mı acaba? Ben bir şey sorabilirim. Buyurun. Sesim geliyor mu hocam? Ufuk hocam sizsiniz herhalde. Evet. Geliyor, duymaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Hocam özür dilerim ama ben anlayamıyorum gerçekten. Acaba sohbet nerede yaptınız hocam? Nasıl yapayım ki? Şimdi biraz daha geliyor mu? Çok kesik kesik geliyor hocam. Hocam herhalde yani çok hocam. Arada bazı kelimeleri duyuyoruz sadece. Hocam tamam, ben vazgeçtim. Durmuyorum. Teşekkür ederim. Hay Allah. Yazma şansınız varsa hocam belki yazarak. Siz yazarken ben başka soru varsa onu alayım. Başka soru var mı değerli katılımcılar? Ben paylaşımı durdurayım mı hocam? Olur. Ben yeni katılımcılarımız var. Ben de onları kabul edeyim. Şimdi tabii ki sağlık alanında teknoloji kullanımı hızla hayatımıza girdi. Bu hıza yetişmekte zaman zaman belki teknoloji altyapısıyla zorlandığımız durumlar olmakla birlikte yakinen biz de takip etme zorunluluğunda kalıyoruz. Özellikle evde bakım sürecinde biz bunu pandemi döneminde çok yoğun hissettik. Pandemiye hepimiz odaklandığımız için diğer sağlık sorunu olan bireylerin takip edilmesi, sağlık hizmetlerine ulaşması, rutin kontrollerinin sağlanmasıyla ilgili ciddi sorunlar yaşandı aslında. Yani biraz ihmal edilmek durumunda kaldı öncelikler değiştiği için. Ve
bir süre sonra COVID'le ilgili işte yeni deneyimler elde edip biraz stabilleştikten sonra biz dönüp tekrar bu ihtiyacı olan bireylere ulaşmada bu teknolojik yani en azından akıllı telefon işte ve bilgisayar ortamlarında ulaşma yoluna gittik ama hasta grubumuzun çoğunun da hazır olmaması bizi zorlaştırdı. Şunu gördük ki özellikle birinci basamakta evde sağlık hizmeti verirken bu altyapının iyileştirilmesi, hizmet alıcıların bu konuda eğitilmesi, dijital okuryazarlığın geliştirilmesinin önemi hem sağlık hizmetlerini hem de hemşire hizmetlerinin kalitesini arttırması açısından büyük önem taşıyor. Bundan sonra özellikle bilişim alanındaki Ufuk Hocam sanırım onunla ilgili deneyimlerini de bizimle paylaşacaktı ama duymakta zorlanıyoruz. Bu anlamda geliştirilmesi ve toplumumuzun her alanına ulaştırılması, sağlık hizmetlerinin de bir anlamda bu yönde geliştirilmesi çok önemli ki hem hastane maliyetlerini belki azaltmak, işte gereksiz başvuruları en aza indirmek, ulaşamayanlara ulaşımı kolaylaştırmak adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bu anlamda yol kat etmesi gerekiyor. Bunun da farkındayız. Ufuk Hocam yeniden bir deneseniz. Hocam şu an geliyor mu sesim? Evet, daha iyi. Şey var, soruyu diyorsunuz değil mi? Soruyu sormayın. Soruyu, önerinizi ne dilerseniz. Hani uzun yıllardır bilişim dersleri verdiğimiz için sağlık bilimlerinde, biyomedikalde şimdi orada şöyle bir şey görüyoruz. Anlatıyoruz ama uygulamaları kaç sigorta şirketi dışında bir uygulama çıkıyor. Yaptığı zamanda da gelmiyor ses. Devam edin hocam, yakalamaya çalışıyoruz yine kesiklikler oldu. Sorum şu benim, hani Süreyya'ya, yani bu bilet uygulamalarının önümüzdeki hani veya kısa vadede de gelişeceğini beklemiyoruz. Yani bunun belki orta vadede evet, uzun vadede evet ama kısa vadede gelişeceğini beklemiyoruz. Bunun gelişmemesi veyahut da nasıl söyleyeyim, yaygınlaşmamasının belirleyicisi ne olabilir? Niye biz bu denet uygulamasını kısa sürede geliştiremiyoruz? Çünkü önemli bir konu. Gerçekten önemli bir konu ve faydalı da bir konu olmasına rağmen sadece dediğim gibi kaç sigorta şirketini yapıyor da Sağlık Bakanlığı ne uygulayamıyor ya biz üniversite fakültede ne uygulayamıyoruz? Bir sorun var değil mi ama? Hocam ben anladım. Kadarıyla cevap vereyim isterseniz. Yani telehemşirelik kapsamında direkt yanıtlamak zor olacaktır. Çünkü zaten tele sağlık sistemi de ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bir sistem. Yani teorikte evet Sağlık Bakanlığı'nın adımları oldu. Pandemi döneminde bunun biraz etkili olmaya başladığını gördük. Enabız'ın biraz daha detaylandırılması, işte neyin var uygulaması gibi. Zamanla bunun hemşireliğe de evrileceğini umuyorum. Ama önce hemşirelik hizmetlerinin klinikte de biraz gelişmesi lazım. Yani hocamın da bahsettiği gibi biz hemşirelik mesleği olarak biraz daha sağlık bilgi teknolojilerine ağırlık vermeliyiz. Bu konuda hastanelerde sadece sağlık bakım hizmetleri uygulanıyor. Onun dışında hani güncel uygulamalar pek takip edilmiyor. Bu anlamda eğer biz yani kliniklerimizde de ve birinci basamak hemşirelerimizde biraz daha teknolojiyle belki yakınlaşabilirsek bir adım atılacağına inanıyorum. Ama önce bahsettiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda biraz ilerlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Önce onlar bir adım atmalı, sonra biz hemşireler de bunu takip etmeli, hatta geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle sağlık sisteminin bir bütün olduğunu düşünürsek Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde ve Sağlık Bakanlığı'nın desteklemesiyle olacak. Bu arada tabii ki tüm sağlık çalışanlarının konuda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, buna yönelik altyapının oluşturulması büyük önem taşıyor. Evet. Ve arkasından da tabii ki bizim de bireysel anlamda hem kendimizi geliştirmemiz hem de biraz eğitim müfredatlarımıza bunların önemini ve nasıl kullanılacağını da
yerleştirmemiz önem taşıyor. Ama hepimiz gerçekten hani pandeminin verdiği pek çok zarar olmakla birlikte pek çok farkındalık da yarattı hocam. Bu anlamda yaşlı sağlığında özellikle biz hiç akıllı telefon kullanmayan, çünkü aileleriyle iletişimlerini sağlamak, görüşmelerini sağlamak adına çok zorlandığımız bir süreç oldu biliyorsunuz bu kapanma sürecinde. Bilgisayar kullanmayı öğrenen, akıllı telefon kullanmayı öğrenen yaşlı bireylerimizin iletişimlerinin ve sağlıklarının çok olumlu yönde ilerlediğini de gördük. Bunu fark ediyor olmak bile çok önemli bir başarı diye düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi hem altyapının çok iyileştirilmesi hem sağlık çalışanlarının bunun önemini kavraması ve toplumumuza da tabii ki bu olanakları sağlayarak önemini hissettirmek, doğru bilgilere nasıl ulaşacağını öğretmek de sanırım sorumluluklarımız arasında yer alacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soruydu. Bu anlamda hepimizin işte üzerine düşeni yapması ve Sağlık Bakanlığı'nda bu anlamda tabandan zorlanması da gerekiyor açıkçası diye de düşünüyorum. Evet. Katkılarınız varsa. Evet. Başka soru ya da katkı var mı? Ben sıradaki bildiriyi alayım. Yapamadığımız bildirilere daha sonra dönelim diyorum. Siz de uygun görürseniz değerli katılımcılar. Evet. Sırada infodemi ile mücadelede halk sağlığı hemşireliği Fatma Zehra Genç, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Naile Bilgili Gazi Üniversitesi. Evet. Fatma Zehra, söz sende. Herkese merhabalar. Ben Fatma Zehra Genç. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Danışman hocam, Sayın Oturum Başkanı da aynı zamanda. Naile Bilgili hocam ile infodemi ile mücadelede halk sağlığı hemşiresinin rol ve görevlerine değinmiş olacağım. Pardon hocam, bir saniye. Evet. Öncelikle infodemiyoloji diye bir terimden bahsetmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve Halk Sağlığı Kuruluşları tarafından bir pandemi sırasında ortaya çıkan önemli bir bilimsel alan ve kritik uygulama alanı olarak kabul edilmektedir. İnfodemi kavramı baktığımızda informasyon, yani bilgi ve epidemi kavramlarının birleşmesi sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Aslında kullanımı 2000'li yıllara dayansa da bu COVID-19 pandemisi süreciyle birlikte hız kazanmıştır. Ve pandemi sürecinde salgınla mücadelenin yanında bilgi salgını ile de mücadele etmemiz gerektiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmış ve 2021 yılında çok ciddi anlamda hem bu alanda rehberler çıkararak hem de ciddi anlamda çevrimiçi kurslar vererek oldukça konunun dikkatini çekmiştir. Burada yapılan araştırmalarda sosyal medya platformları ve diğer sosyal ağlar aracılığıyla hızla yayılan yanlış bilgi unsuru vurgulanmıştır. Yine bir başka araştırmacı infodeminin bilimde, politikada, uygulamalarda, medyada ve sosyal medyada sıkça görüldüğünü ve bu belirtilen alanların birbirlerini de etkilediğini belirtmiştir. Halk sağlığı hemşiresi boyutuyla bakacak olursak sağlığın korunması ve geliştirilmesinde bilgiye doğru kaynaklardan erişmesi, bilgiyi anlaması, yorumlaması ve bunları aslında bilişsel ve sosyal beceri boyutuna kazandırmayı sağlamak gibi bir görevi söz konusudur. Bu düşünceden yola çıkarak yapmış olduğumuz derlemede infodemi yönetimini ve bu yönetimde transdisipliner ayağın bir parçası olan halk sağlığı hemşiresinin önemine vurgu yapmak amaçlanmıştır. Burada baktığımızda Reuters'un raporu, dijital raporu 2021 yılında insanlara sorulduğunda hani %54'ü COVID-19 ile ilgili yanlış bilgiye sahip olduğunu, bu tabii bireylerin kendi beyanı olsa da yine raporlanmış bir çalışmadır. %43'ü politikalarla ilgili yanlış bir bilgiye sahip olduğunu belirtmişler. %29'u bu selebriti ünlülerle ilgili ve %20'si de iklim değişikliği ile ilgili bir yanlış bilginin söz konusu olduğu belirtilmiştir bu dünya çapında. Yine aynı şekilde dünya çapında baktığımızda sosyal medya ile çok fazla yayıldığını ve özellikle bunların da kapalı gruplarda, özellikle Facebook gibi, WhatsApp gibi kapalı gruplarda hızla yaygınlaştığını ve diğer Google, YouTube ve Twitter şeklinde diğer sosyal medya ayaklarında da yanlış bilginin hızla yayıldığı
Sesim geliyor mu acaba? Fatma Zehra ile mi bağlantımız koptu? Diğer hocam arkadaş... sanırım dondu. Ben de sizi duyabiliyorum. Sizi duyabiliyorum hocam. Tamam, o zaman Zehra'nın sistemiyle ilgili bir durum var. Sanırım yeniden bağlanacak. İşte teknoloji altyapısı büyük önem taşıyor tabii biz bunları konuşurken de aynı zamanda. Tamam. Bağlantıda bir sorun olmuş. Yeniden bağlanmaya çalışıyor arkadaşımız. Bu arada Esra Hanım katıldı. Daha sonra Esra Hanım'la bağlanalım. Evet, biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi her ne kadar bilgi teknolojileri ağırlıklı olarak hayatımıza girdiyse de altyapının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çok değerli bir sunum var bu oturumda ve sağlıkta yeni trendler oturum başlığımız. Gerçekten önemli bilgileri tartışıyoruz biraz zorlukla devam ediyor olsak da. Fatma Zehra Hoca için bir katılım isteği gönderebilir miyiz? Sesim geliyor değil mi hocam? Tamam canım, evet. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Kaldığım yerden ben devam edeyim. Konumun evet, amacını ve öneminden bahsetmiştim. Giriş olarak da salgın gibi durumlarda eşlik eden yanlış bilgi epidemiyolojisi kavramı karşımıza çıkmakta. Misinformation şeklinde. Kasıtlı yanlış bilgi epidemisi dediğimiz dezenformasyon aslında Türkçe'ye de yaygınlaştırılan dizonformasyon ve bilgi boşlukları, söylentiler dediğimiz rumor gibi ve doğrulanmamış aslında bilgi gibi kavramlar da söz konusudur. Karşımıza bunlar, bu terimler de çok sık çıkmakta. Bu kavramlar da infodemiyolojinin içerisinde aslında alt kategorileri olarak karşımıza çıkmakta. Yapılan bir çalışmada 2020 yılında yapılmış dünya çapında araştırmada infodemi kaynaklarının neler olduğunu araştırmacılar araştırmışlar. %89'u söylentilerin yaygın olduğunu, %7.8'inin komplo teorilerinin olduğunu ve %3.5'in stigmaların olduğu belirlenmiştir. Burada infodemi kaynakları ile birlikte aslında baktığımızda hani sebeplerini biliyoruz ama burada bilgiye erişme süreci de bizim için oldukça önemli. Veri ile bilgi arasındaki ilişkiyi anlamak, verilerin işlenmesi, deneyimlerle aslında harmanlanması. Çünkü bu pandemi sürecinde belli boşluklar söz konusu oldu. İçgörü ve sezgi ile birlikte anlama ve artık bilgelik seviyesine geçme birbirini takip etmelidir. Bu süreç izlenmediğinde bilgi kontrol edilememekte ve infodemiler aslında ortaya çıkmakta. Bu da bireylerde tereddüt, risk alma davranışları, güvensizlik durumları söz konusu olmakta. Yine yapılan bir diğer sistematik derleme çalışması var. 14 gözlemsel çalışma derlenmiş.
infodeminin sağlık üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamışlar. Çalışma sonuçlarında infodeminin bireylerde psikolojik rahatsızlıklara, paniğe, korkuya, depresyona ve yorgunluğa neden olduğu ortaya çıkarılmıştır. Sağlığa aslında baktığımızda doğrudan etkileri olsa da dolaylı etkileri de yine karşımıza çıkmakta ve bu da toplum sağlığını tehdit etmektedir. İnfodemi yönetimine bakacak olursak bilimsel belirsizlik zamanlarında gerçek kontrolü oldukça önemli. Ortaya çıkan bilgi boşluklarının yerine hızla dezenformasyonlar, komplo teorileri yer almakta. Bilimsel bilgi ilerlerken boşlukların olabileceği ve boşlukların sağduyu ile cevap verilmesi gerektiği yine unutulmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü infodemi ile mücadelede 3 adımın olduğunu belirtmişti. Bu adımların hazırlıklı olma ve izleme birinci basamağı olarak karşımıza çıkmakta. Tespit etme ve müdahale etme karşımıza yine çıkmakta ve son olarak da güçlendirme olarak karşımıza çıkmakta. Dünya Sağlık Örgütü infodemi yönetimini 4 temel eylemi kapsadığını ve bunların toplumun endişe ve sorunlarını dinleme, öncelikle riski anlama ve uzmanların önerilerini desteklemek, yanlış bilgileri önlemek için de dayanıklılığını artırmak, toplumları olumlu sağlık davranışı sergilemesi için de güçlendirmenin gerekli olduğunu ifade etmektedir. Toplumsal ve bireysel boyutta ele alacak olursak, toplumsal boyutta toplumda bir güven oluşturma, güven sürdürme önemlidir. Toplum iletişiminde yine proaktif yaklaşımlar, ulusal kapasiteyi oluşturarak yine aidiyatın desteklenmesi, aynı zamanda toplumları sürece dahil etme ve güçlendirme de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Peki bireysel boyutta nasıl bireyleri infodemi ile yönetme aşamasında güçlendirelim? Burada insanı ve ihtiyaçlarını anlama, insan merkezli müdahalelerin tasarlanmasında ihtiyaç vardır. Dünya Sağlık Örgütü transdisipliner bir yaklaşım kullanılarak infodemi ile mücadele edilmesi gerekliliğini yine vurgulamaktadır. Bir önemli bir ayağı olan halk sağlığı hemşiresine değinecek olursam, temelde 10 tane ilkesi vardır halk sağlığı hemşiresinin. Bunlar topluma odaklanma, toplum ihtiyaçlarına öncelik verme, insanlarla ortaklaşa çalışma, birincil korumaya odaklanma, sağlıklı çevreyi teşvik etme, yararlanabilecek kişileri hedefleme, kaynakları optimum şekilde kullanımı için bireyleri teşvik etme ve toplumdaki diğer kişilerle işbirliğini sağlamadır. Burada sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin insanların yaşam kalitesini, hatta ölüm riskleri açısından da önemli, özellikle ciddi sonuçları olduğu karşımıza çıkmakta ve bu günümüzde modern bağlamında anlamak bunu son derece önemlidir. Burada bakım verme, tıbbi tanı, tedaviye katılma önemli bizim için roldür. Fakat bu rolünün yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de çok ciddi anlamda önemlidir. Halk sağlığı hemşireliğinin bu ilkeleri ve rollerini düşünecek olursak COVID-19 gibi sağlık krizi durumlarında da infodemi yönetimindeki amacı güvenilir ve sağlıklı bilgilere evrensel erişimi sağlamak için koordineli ve kanıta dayalı yaklaşımlara teşvik etmek ve bunun yollarını aslında bireylere öğretmek temel hedefidir. İnfodemi ile mücadeleyi 4 aşamada inceleyen araştırmacı, bilgiyi izlemenin önemli olduğunu, yine e-sağlık okuryazarlığının olduğunu, bilim okuryazarlığı kapasitesini oluşturmak, olgu kontrolü ve meslektaş incelemesi gibi bilgiyi iyileştirme ve kalite iyileştirme süreçlerine teşvik etmek, yine siyasi ve ticari etkiler gibi çarpık faktörleri en aza indirerek doğru ve zamanında bilgiyi aktarmak oldukça önemli. İnfodemiyi sınırlamak için de çeşitli eylemlerle halk sağlığı hemşiresi aktif rol almalı ve bu eylemlerde bireysel becerilerin geliştirilmesi de temel unsurdur. Burada yaşam boyu öğrenme ilkesini bireylere benimsetme, bilim ve medya okuryazarlığını artırma, yine sağlık okuryazarlığı konusunda bireyler güçlendirilmelidir. Halk sağlığı hemşiresi sağlığın korunması ve geliştirilmesinde bilgiye doğru kaynaklardan erişmeyi, anlamayı, yorumlamayı ve sosyal beceriler kazandırmayı sağlamalıdır. Bu da yine güçlendirme stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bilgi, algı ve bunu tercihe dönüştürme, yani olumlu sağlık davranışları olarak bireylerin tercih etmesi bizim için temel hedefler arasında. Yine sağlıkla ilgili krizlerde infodeminin etkisini ölçme, şu an ölçme ile ilgili bir problem var ve bunun üzerine aslında şu an 2022 yılında yoğunlaşmakta Dünya Sağlık Örgütü. İnfodeminin yaygınlığını, etkilerini tespit etme, zararlı etkileri önlemek adına da müdahale etme, yapılan müdahaleleri değerlendirme ve toplumun dayanıklılığını artırmak için 5 tane temel öneride bulunmuştur.
Bu öneriyi halk sağlığı hemşiresi de süreçte, sürecin yönetiminde halk sağlığı hemşirelerine rehber olmalıdır. Bunlara bakacak olursak birincisi sağlıkla ilgili acil durumlarda infodeminin etkisini ölçme ve izleme. Daha sonra infodeminin yayılmasını ve etkisini tespit etme ve anlama. İnfodemiye karşı koruma sağlayan ve zararlı etkilerini azaltan müdahaleleri yanıltma ve sürece dahil etme. Dördüncü olarak infodemi müdahalelerini değerlendirme ve bireylerin toplumların bilgi salgınlarına karşı direncini güçlendirme. Ve son olarak da infodemiyi yönetmek için çeşitli araçların geliştirilmesi, uyarlanması ve uygulanmasına teşvik etme önerisi bulunmakta. Burada infodemiyi önlemede bir diğer önemli noktada sağlık sistemlerini güçlendirmeyi ve güven oluşturmaya yönelik çeşitli aslında çabaların olmasıdır. İletişim boyutu ve kanalları oldukça önemli. Neyin gerekli olduğu konusunda kesin bir anlayışa sahip olsak da gerekli uzmanlığı ve etki kanıtı henüz oluşturamadığımız ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyduğumuz yine ortada. Yönetimi sağlarken altta yatan nedenlere ve önce eden durumları anlamak amaçlanmalı. Ve sosyal davranışsal modellerden yine yararlanarak sağlık davranışları üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak için risk ve kanıta dayalı analizlere ihtiyacımız vardır. Yine halk sağlığının da önemli yeni bir alanı olarak karşımıza çıkmakta. Sunumum bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de 13 ile 14 Mayıs'ta Türk Tabipler Birliği'nin yine dün hatta iki gün boyunca yapmış olduğu infodemi ile ilgili bir çalışması vardı. Yani sempozyumu vardı. Yine dinlemek isteyenler olursa orada da yine bilginin toplumsallaşmasında tuzaklar başlığı ile iki gün boyunca yapıldı. İlgi duyan araştırmacılar da oradan YouTube kanalından bakabilirler. Peki. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Zehra Gence. Katkısı sorusu olan katılımcılar var mı acaba? Evet, gerçekten bu sosyal medyanın işte online ortamların hayatımıza girmesiyle birlikte sağlık alanında hızla bir bilgi paylaşımı da söz konusu. Bunun tabii ki yararları olmakla birlikte doğru bilgiyi seçmek, doğru bilgiye ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunu sanırım özellikle hemşirelik alanında biz aşı karşıtlığında çok karşılaşıyoruz. Sağlığı koruma anlamında yaptığımız en önemli aktivitelerden birisi ve uzun süredir belki bunlar var ama pandemiyle birlikte ve çocukluk çağ aşılamaları da yine benzer şekilde aşılarla ilgili yanlış bilgilerin, eksik bilgilerin hızla yayılıyor olması bu anlamda işlerimizi oldukça güçleştirdi açıkçası. Ciddi anlamda sorumluluklarımız olduğunun farkındayız. İnsanlara doğru bilgi kaynaklarına yönlendirmek, bunlardan nasıl yararlanacağını bilmek adına. O yüzden bu karmaşıklığın yarattığı boşluğu profesyonel kişilerin çok iyi doldurmasının önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor bu anlamda. Evet, var mı acaba katkımız yoksa Fatma Zehra Gence teşekkür edeceğim. Sanırım yok. Peki, teşekkür ediyorum. Ufuk Hocam sizinle mi devam edelim? Sesiniz kapalı Ufuk Hocam. Esra da katılmış aramıza. Esra, istersen merhaba seninle hocam. Devam edelim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Ölçek geliştirme çalışması, diyabet farkındalık ve kabul ölçeği başlıklı bildiriyi bizimle paylaşacak. Derya Attik, Ayşe İnel Manav. Esra Keşer herhalde değil mi Esra? Evet hocam, Keşer olarak. Evet. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Buyurun, söz sizde. Şu an paylaşımım görünüyor değil mi hocam? Görünüyor, evet. Saygıdeğer hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bizim çalışmamız ölçek geliştirme çalışması.
Özellikle bu diyabet hastalarına yönelik farkındalık ve kabul, hastaların kendi hastalığını kabul etme, kendi hastalıklarının farkına varma konusunda ilk başlarda çok fazla deneyim yaşayamamaktadırlar. Çünkü herhangi bir tecrübeleri yoktur ve buna yönelik de hastanelerde eğitim hemşiremiz destek olmaktadır. Fakat birebir bunu ölçen bir ölçeğimiz yoktur. Sayın hocalarım da Derya Atik ve Ayşe Manav İnal hocamız beraber destek olmuşlardır. Çalışmamızda evet, öncelikle kronik bir hastalık olan diyabet toplum sağlığı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu artış hızına bakıldığında da gelecek yıllarda çok fazla kendinden söz ettireceği kaçınılmaz olmaktadır. Çok yönlü olarak bireyi etkileyen diyabet, hastalığa uyum önemlidir. Bu durumda da bu uyumun ve farkındalığın aslında araştırılması gerekmektedir. Bunu ölçen ölçeklerin çıkarılması, oluşturulması elzemdir. Farkındalık ve kabul düzeyinin az olması hastaların hastalığa uyumunu etkileyen önemli bir konu. Farkındalığa baktığımızda kişinin şimdiki ana, çevresine, faaliyetlerine odaklanabilmesini, belirli bir anda iç ve dış deneyimlerinin farkındalığını, dikkat dağınıklığının askıya alınmasını yargılamaya olmayan bir kabul tutumunu ifade etmektedir. Aslında farkındalık teorilerine baktığımızda özünde 4 temel kavram vardır. Bunlar farkındalık, dikkat, kabul ve yeniden algılamadır. Hastanın bu aşamalarını kendisinde oluşturması beklenmektedir. Tabii ki dıştan da bir destek alması gerekmektedir. Diyabet hastalarının tıbbi tanı koyulmasından sonraki aslında süreçte hastalık farkındalığının yüksek olması hastalığın doğrudan algılanmasına, kabulüne ve hastalığına, hastanın uyumunu arttıracaktır. Bu süreçten yola çıkarak çalışmamızın amacı diyabetli hastaların hastalıkları ile ilgili farkındalık ve hastalığa kabul düzeylerini değerlendirebilmek amacıyla diyabet farkındalık kabul ölçeği geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu yönde metodumuza baktığımızda metodolojik türde bir çalışma oluyor. Bir devlet hastanesine başvuran diyabet hastaları ile çalışmamız gerçekleştirildi. Alınma kriterlerine baktığımızda ise 18 yaş üstü, iletişim sorunu olmayan, soruların tamamını yanıtlayabilecek yeterlilikte olan, herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar oluşturuldu çalışmamızı. Bu süreçte de geliştirmeye çalışmasında aslında diyabet farkındalık ve kabul ölçeği geliştirmek amacıyla yapılan bu araştırmada öncelikle ilgili literatürler incelendi. Araştırmacıların bilgi ve deneyimleri doğrultusunda 49 maddeden oluşan bir soru havuzu oluşturuldu. Bu süreçte hazırlanan sorular Türkçe dil uzmanı ile uzmanların görüşüne sunuldu ve öneriler doğrultusunda da gerekli düzeltmeler yapılarak taslağa son hali verildi. Taslak ölçek oluşturulduktan sonra da geçerlilik güvenilirlik analizlerine başlandı. Sonuçta diyabet farkındalık ve kabul ölçeği 5'li Likert tipte hazırlandı. Her bir madde de 1 hiçbir zaman, 2 bazen, 3 kararsızım, 4 sık sık, 5 her zaman şeklinde yanıtlarından oluştu. Bütün ölçek ifadeleri olumlu olarak hazırlandı. Ters puanlanan herhangi bir madde yok ölçeğimizde. Geliştirilen ölçekten alınan puanın artması farkındalık ve kabul düzeyinin de arttığını gösterecek hastalarda. Geçerlik çalışmaları olarak kapsam geçerliliğinde kapsam geçerlik oranı, yapı geçerliliğinde açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi devamında testler uygulandı. Güvenilirlik çalışmaları olarak ölçek iç tutarlılığına ve zamana karşı değişmezliğe bakıldı. Sonuç olarak diyabet farkındalık ve kabul ölçeği istatistiksel olarak geçerli, güvenilir, ülkemiz halkı için anlaşılır, 23 maddeden oluşan, 2-6 boyuttan oluşan bir ölçektir. Teşekkür ediyorum. Hazır bağlanmışken bu şekilde devam edeyim. Toplam puan işte 23-115 arasında farkındalık alt boyutu, kabul alt boyutu arasında puanlanan ölçek aslında. Ölçeğin tamamından veya alt boyutlarından alınan puanların artması farkındalık ve kabul düzeyinin artmasının anlamına geliyor. Yani ölçekten alınan puan ne kadar yüksekse hastanın kronik hastalığına uyumu, farkındalığı o kadar yüksek oluyor.
Bu konuda ise önerici olarak yetişkin diyabet hastalarında gerekli müdahalelerin planlanması ve uygulanması açısından hastalık farkındalığı ve kabul düzeyini objektif olarak değerlendirmesinde etkili ve gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bu ölçek sonucuna göre de hastalara gerekli desteğin verilmesi ve hastalıklarının ne kadar farkında olduklarına, eksik oldukları konularında da desteklenmesi gerektiğinin kanaatindeyiz. Teşekkür ediyorum. Peki. Esra Keşer'e teşekkür ediyoruz. Ben yine teşekkür hemen sormak istiyorum. Sorusu, katılımı olan arkadaşımız var mı acaba katılımcılardan? Sesim geliyor mu hocam? Duyabiliyor musun? Geliyor hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü güvenilirlik ve geçirilirlik konusunda yani özellikle yeni geliştirme ile ilgili olarak hani çalışmalar çok oluyor. Ya geliştirme ya da geliştirilen bir ölçeğin geçirilenin ülkemizdeki yayılması ile ilgili çalışmalar çok oluyor. Bize de hakimlikleri geliyor. Oradan görüyoruz. Bazılarının da içinde yer alıyoruz. Burada şeyi sormak istiyorum. Mesela Kaiser Mayer Odin istatistiğiyle mesela akıllayıcı faktör analizi istatistiklerini de burada görseydim iyi olur diye düşünüyorum. Şu açıdan soruyorum bunu da. Mesela KMO'da 0,05 ve üzerinde olmasını biz isteriz. Ama şimdi 0,051 ile 0,151 arasında çok fark vardır. Önemlilik ve kabul düzeyi arasında. O yüzden hani o istatistiği de bundan sonrakiler için soruyorum. Bundan sonra. Yok ama sizin gibi genç araştırmacılara yol göstermek açısından soruyorum. Bu istatistikleri de verirse daha kararlı, daha destekli bir sunum elde edilmiş olur. Sizin bulgularınız da görüştü. Yani bu şekilde verdiğiniz zaman havada kalmış oluyor. Yani şu karar verildi de neye göre karar verildi? Yani bir veriyi anlamlı hale getirebilmeniz için istatistiği kullanıyoruz. Yani o bir anlamlandırmak, isimlendirmek. Öyle olunca sizin tam isimlendirme olmuyor bu şekilde. Ama bundan sonraki çalışmalarda o istatistikleri de verir. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şu şekilde sesiniz kesik kesik geldi. Tam anlayamadım fakat birkaç konuda değerli önerilerinizin olduğunu anladım. Bulgular eklemem gerektiği, geçerlik güvenilirlik analizlerinde birkaç sonucu eklemem gerektiği. Chat kısmında da tam olarak yazabilir misiniz? Özellikle hangi kısımlar olduğunu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Teşekkürler Ufuk hocam. Şimdi tabii ki hastalığa uyumu bakımın planlanmasında çok önemli bir konu. Sizde özellikle uyumsuzluktaki kronik hastalıklarda biz bunu çok yaşıyoruz. İşte hastalığı inkar etmek, önemini kavrayamamak, tedaviye uyum sağlamamak işimizi zorlaştırıyor ve kötü sonuçlarını görüyoruz bu anlamda. Ve objektif bir şekilde bu uyumun değerlendirebilmesi, bunu ölçüyor olabilmemiz yolumuzu biraz aydınlatıyor özellikle bakımımızı planlarken. Bu konudaki çalışmaları Ufuk Hocam da dediği gibi uygun analizlerle de yapıp doğru sonuçlara ulaştığımızda işimiz daha da kolay olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum Esra tekrar. Katılımlarınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanırım Ufuk Hocam da paylaşıyor chatten. Tamam. Biraz istatistik şeyinde sunumunda yetersizdi değil mi Ufuk Hocam? Evet. Daha doğrusu yoktu elde ettiği sonuçlar. Bunları paylaşman çok daha anlamlı olacaktır diye özetleyebiliriz herhalde. Bilimsel bir toplantıda biraz isteniyor hocam. Yani kesinlikle. Belki bir şey anlamaz ama bilimsel bir toplantıda bunlar şeyler, dayanak noktalarımız. Kesinlikle böyle bazen araştırmacılar süre kaygısından bunu atlıyorlar ama özellikle metodolojik çalışmalarda yeni bir ölçme aracı geliştiriyorsak bu daha da önem kazanıyor. Çok haklısınız. Bizim gibilerin görevi de gençleri aydınlatmak. Aynen. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Hocam sıra sizde. Hocam şey geldi, Nilay geldi. Geldi mi Nilay? Tamam. Nilay'ı görüyor muyum? Nilay hoş geldin. Sesin kapalı. Evet, son bildirimiz İnsan Genom Projesi'nin getirdikleri ve olası riskler. Nilay söz sende. Teşekkür ederim hocam. Şu an sesim geliyor değil mi? Gayet iyi geliyor. Ben ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Onun için... Hocam yardımcı olabilir misiniz? Ben hemen ekranın altında yeşil ekran paylaşımı diye bir görsel var. Yukarıya doğru bir ok. Gördün mü? Evet. Ekran... Tamam. Tam geldi sanırım değil mi? Geliyor. Evet geldi. Tamam. Tam ekranda yaparsan. Tamam. Evet, gayet güzel. Değerli katılımcılar, sayın hocalarım, teşekkür ediyorum ilk önce bu organizasyon için ve sizin nezdinizde tabii ki Ufuk Karadavut hocama. Bizim çalışmamız İnsan Genom Projesi'nin getirdikleri ve olası riskleri üzerine. İnsan Genom Projesi'nin tanımını vermek istiyorum ilk önce. İnsan Genom Projesi, genetik biliminin en önemli ayaklarından biri olan İnsan Genom Projesi'nin esas amacı genetik yapıyı belirleyen şifreleri çözümlemektir. 2006 yılında açıklanan sonuçlara göre genlerin okunması tamamlanmış ve bununla birlikte insan genlerinin fonksiyonları henüz tam olarak anlaşılamamıştır. İnsan Genom Projesi'nin fikri temelleri 1980'li yılların başlarında atılmıştır. 1990-2003 yılları arasında gerçekleştirilen ve 3,8 milyar dolara mal olan İnsan Genom Projesi ile sayısı ve kimliği gizli tutulan gönüllülerden alınan örneklerden İnsan Genom Dizisi açığa çıkarılmıştır. George Mendel'in bezelye bitkisi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda kalıtımın kurallarını keşfetmesiyle başlayan bu çağ, kalıtımın doğasını bütünüyle anlayabilmek için başlatılan İnsan Genom Projesi ile başka bir bilimsel boyut kazanmıştır. Böylece İnsan Genom Projesi'nden önce çalışma alanı fizik ve kimya bilimleriyle sınırlı olan biyoloji bilimi, yanına matematik, istatistik, bilgisayar ve elektronik mühendislikleri gibi bilim dallarını da alarak interdisipliner bir boyut kazanmıştır. İnsan Genom Projesi hangi amaçla yapılmıştır? İnsan Genom Projesi, yaşamın şifresi olarak tanımlanabilecek olan ve bir organizmanın genomunu oluşturan DNA dizisinin deşifre edilmesini hedeflemektedir. Genom verisinin anlamlandırılabilmesi için öncelikle genom haritasının ortaya konması ve gen anatomisinin belirlenmesi gerekmiştir. Bu amaçla İnsan Genom Projesi'nin paralelinde birçok model organizmanın genom projesi gerçekleştirilerek bir genomun yapısına ait temel yapısal bileşenleri tanımlanmış ve genomun organizasyonel yapısı ile evrimsel gelişimine dair önemli bilgiler elde edilmiştir. Genom haritasının bileşenleri ve genomun dinamikleri, genom en basit ifadesiyle bir organizmaya ait DNA dizi bilgisinin bütününe verilen isimdir. Ökaryotik bir organizmanın genomu temel alındığında mesaj kodlayan egzonlar ve kodlama fonksiyonu olmayan intronlardan oluşan genler ve genlerin ifadesini düzenlemekten sorumlu regülatör diziler bulunmaktadır. Bu genomun temel fonksiyonel yapısal birimleri olarak nitelendirilmektedir. İnsan DNA'sında 3 milyar nükleotit, 25 bin gen bulunmaktadır ve bu genlerin %2'si protein kodlar. İnsan Genom Projesi'nde genom haritasının ortaya konabilmesi için 1980'lerden itibaren çalışmalar varyasyonlar üzerinde yoğunlaşmıştır. İlk olarak AlphaPi, birinci nesil, daha sonra
İkinci nesil değişken sayılı bitişik tekrarlar sayesinde çok sayıda genetik hastalık haritalanarak hastalıktan sorumlu olan genler izole edilmiştir. 1990'larda STR 3. nesil çalışmaları başlatılmıştır. 2000'li yıllara gelindiğinde 4. nesil ile kopya sayısı çeşitliliği, copy number varyasyon çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. Arafati analizi genom haritalamasında genetik bozukluklar için genlerin lokasyonunda, hastalık riskinin belirlenmesinde ve babalık testinde önemli bir erken araçtır. Short tandem repeats, kanser teşhisinde, akrabalık analizinde ve adli kimlik belirlemede DNA profili çıkartmak için yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca belirli bir özellik veya hastalıktan sorumlu bir geni veya mutasyonu bulmak için genetik bağlantı analizinde kullanılmaktadır. STR'ler ayrıca popülasyon genetiğinde alt türler, gruplar ve bireyler arasındaki ilişki düzeylerini ölçmek için de kullanılmaktadır. Tek nükleotit polimorfizmi, insanların DNA dizilerindeki varyasyonlar, insanların hastalıkları nasıl geliştirdiği ve patojenlere, kimyasallara, ilaçlara, aşılara ve diğer ajanlara nasıl tepki verdiğini etkileyebilmektedir. SNP'ler ayrıca kişiselleştirilmiş tıp için kritik bir öneme sahiptir. Biyomedikal araştırma, adli tıp, farmakogenetik ve hastalık nedenlerini belirlemede kullanılmaktadır. İnsan Genom Projesi nasıl başladı ve aşamaları nelerdir? 2000'li yılların başlarından itibaren gelişen mikrodizin teknolojisi ile genom haritasının en önemli bileşenleri olan TNP ve kopya sayısı varyasyonlarının geniş ölçekte taranması mümkün hale gelmiştir. Projenin 13 yılın sonunda tamamlanmasının ardından 2004 yılında piyasaya çıkan yeni nesil dizleme teknolojisi ile Watson'ın genomu yalnızca 2 aylık bir süre içerisinde 1 milyon dolarlık bir bütçe ile dizilenmiştir. 2004 yılından bugüne yeni nesil dizleme teknolojisindeki gelişmeler ile insan genomunun dizilenme süresi 1 güne ve maliyeti ise 6.600 dolara inmektedir. Özellikle tıp alanında büyük beklentiler yaratan insan genom projesinin başlangıcından günümüze olan seyri, genom bilgisini anlamlandırılabilmesi için modellenebilmesi ve hesaplanabilir hale gelmesi gerekmekteydi. Kişisel genetik tanım ve tedaviye giden yolda yapılan çalışmalar açısından bu çok önemli bir noktadır. İnsan Genom Projesi nerede başladı? 1990 yılında resmi olarak başladığı kabul edilen İnsan Genom Projesi ile insan haploid genomuna ait 3,3 milyar nükleotit baz dizisinin belirlenmesiyle genomdaki mevcut bütün genlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Amerika merkezli bir proje olmakla beraber dünya üzerinde birçok laboratuvar, 22 otozomal ve 2 cinsiyet kromozomunu dizilemek ve haritalamak için projeye katkıda bulunmuştur. Dizileme çalışmaları 6 farklı ülkede Amerika, İngiltere, Japonya, Fransa, Almanya ve Çin tarafından desteklenmiş ve insan yaşamı moleküler talimat kitabı olarak adlandırılabilecek olan insan genom DNA'sına özgü 3 milyar baz çifti temel dizisinin elde edildiği ortak bir bildiriyle yayınlanmıştır. İnsan Genom Projesi'nin çalışan bazı merkezler var bu tabloda. Amerika, İngiltere, Japonya, Fransa, Çin ve Almanya'da genetik tanı laboratuvarları, genetik merkezlerde birçok ülke katkısıyla gerçekleşmiştir. Proje resmi olarak 12 Nisan 2003 yılında tamamlanmış, Watson ve Crick'in DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetmesinin 50. yılına denk gelmiştir. DNA temel baz dizisinin elde edilmesi sadece sonun başlangıcına işaret etmektedir aslında. Günümüzde İnsan Genom Projesi'nin getirdikleri, genom projesi bazında genom veri tabanları oluşturuldu ve genom projesinden yeni doğan projeler ortaya çıktı. Bunlar HapMap, Bin Genom Projesi ve popülasyona özgü genom projeleridir. Bunlar Japon popülasyonuna özgü JSNP Database, Pan-Asya Genotip Veri Tabanı, Çin İnsan Genom Varyasyon Projesi, Asyalıların diploid genomlarının dizilenmesi, Hindistan Genom Varyasyon Veri Tabanı, Singapur Genom Varyasyon Projesi, Estonya Genom Projesi, İran Genom Projesi, Afrika Genom Projesi ve Türkiye Genom Projesi ile devam etmektedir. İnsan Genom Projesi 90 yılında başlatıldığında
dünya kamuoyunun projenin bitiminde ortaya çıkarılacak bilgiyle yaşamın şifresinin çözüleceği ve bunun sonucunda da birçok hastalığın çaresinin bulunmuş olacağı beklentisi oluşmuştu. Ancak 2003 yılında proje bittiğinde beklentiler tam olarak karşılanamamıştır. Bu durum biyolojinin kanunlarının bütünüyle yazılamamış olmasına saklıdır aslında. Günümüzde yeni ileri teknolojilerle daha kapsamlı, daha büyük ve farklı içerikteki genom projeleriyle bu proje devam etmektedir. İnsan genom projesiyle neler değişti peki? 2000'li yıllardan itibaren hem genetik teknolojiler hem de ortaya çıkan büyük veri yığınını depolayabilen ve hesaplayabilen bilişim araç ve teknolojileri ivmesel bir hızla gelişti. Genom projeleriyle üretilen verilerden yaşam bilim modellerinin oluşturulabilmesinin ilk aşaması verilerin uygun veri tabanlarında saklanabilmesi ve kategorize edilmeleridir. Bu amaçla GenBank, HapMap, BingGenome, ENCODE veri tabanları oluşturulmuştur. Popülasyonlar arası genetik çeşitliliğin insanoğlunun yaşam kalitesi üzerindeki olası etkilerinin derinliğinin araştırılması amacıyla bu genel veri tabanları dışında popülasyona özgü veri tabanları oluşturulmuş. Tüm bu veriler ve veri tabanları analizlerinin bir hedefi de günümüzde kişisel tip olarak isimlendirilen ve tüm sağlık sorunlarını bireysel düzeyde ve en etkili yolla çözmeye amaçlayan analiz yöntemlerinin geliştirilmesidir. Hasta olan kişiye en kısa sürede en etkin yöntemlerle tedavi edilmesi, hastalığa yakalanmadan gelecekte kendisinde oluşabilecek hastalıkların saptanmasına, bu hastalıklara karşı kişisel koruyucu tıbbın gelişmesine olanak sağlayabilecektir. Dünyada bölge bazlı nadir varyantlar çalışmaya devam ederken, Türkiye'de 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Araştırmacıların önderliğinde genom boyunca dizileme ve bioinformatik analizlerini içeren bir proje başlatılmıştır. Bu proje kapsamında 16 örneğin genomunun tamamının yeni nesil DNA dizileme yöntemiyle belirlenmesi, single nucleus polymorphism, copy number varyasyon ve yapısal çeşitliliklerin saptanmasına çalışılmaktadır. Görüyoruz ki uluslararası çalışmalar ile kıyaslandığında 16 kişinin genom dizilenmesi ancak bizim için önemli bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Öncelikle yaygın varyantların tanımlanabilmesi ve tüm genom dizilemesi tamamlanan 16 kişiyle karşılaştırılabilmesi için bir yandan bu sayının arttırılması, diğer yandan da Türkiye'de bugüne kadar analiz edilmiş yüksek işlem hacimli örneklerin veri tabanlarında bir araya getirilerek Türk popülasyonuna özgü single nucleus polymorphism haritalarının oluşturulabilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bireyselleşen tedavi yöntemleri için yapılan çalışmalarda ilk olarak farklı genom projeleriyle genom boyunca yaygın varyantların tanımlanmasına, günümüzde ise nadir varyantların ortaya konmasına dair çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Dünya üzerinde bilgi ve teknoloji sahibi hemen her popülasyon kendi varyasyon haritalarını Amerika ve Avrupa merkezi çalışmalarla kıyaslayarak genomik bilginin globalliğini araştırmaktadır şu anda. Aynı zamanda bu çalışmalar ile kendi popülasyonlarının ne ölçüde temsil edildiğini de incelenmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya konan hastalık ve genotip ilişkileri sayesinde klinik olarak ortaya konan tedavi yöntemlerinin seçimi, ilaç doz ayarlamaları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Yeterli örnek grupları ile çalışılarak tüm genom dizileme çalışmalarının yürütülmesi, bugüne dek genetik araştırmalar kapsamında tanımlanmış mutasyon ve varyantların bir veri tabanında bir araya getirilmesi, yaygın varyantların ve daha sonraki çalışmaları ile nadir varyantların tanımlanması, genotip ve fenotip ilişkilerinin ortaya konması açısından önemli ve gereklidir. Hastalıklarda tanıdan tedaviye kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilecek potansiyel güce sahip olan genetik manipülasyonlar, uygulamalarda genlere müdahale imkanının ortaya çıkması bakımından bir takım endişeleri de beraberinde getirmiştir. Gelinen bu noktada gen teknolojisiyle insan kendi kopyasını yapabileceği gibi kendi çevresini de kalıcı olarak değiştirebilecek bir potansiyele sahip olmuştur. Bu bağlamda da gen teknolojilerinin bu potansiyel gücü bugün genetik manipülasyonlara ilişkin bir takım etik soru ve sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu etik sorunlardan bazıları şöyle sıralanabilir. İnsan vücudunun doğal dengesinin bozulması, genetik bilginin biyolojik silah olarak
kullanılabilme riski, üstün insan yaratma çalışmaları veya ağır işçi olarak çalıştırılan insan gücü, genetik ayrımcılık, standart sağlık kalitesinin oluşturulamaması, sigorta şirketlerinin sigorta oranlarını yükseltmesi şeklinde örneklenebilir. Son yapılan 2014 CRISPR, Çin'de gerçekleşen CRISPR yöntemiyle bebeklerin HIV'li anne babadan doğan bebeklerin CRISPR yöntemiyle genlerinin değiştirip onların sağlıklı bireyler olarak yaşamalarını sağlayan bir takım çalışmalar yapıldı. Fakat bunun etik boyutu hala tartışılıyor. Bu örnek olarak verilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nilay, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağlık alanındaki bu gelişmeler tabii ki çok gurur verici olmakla birlikte korkacağımız bazı boyutları da sanki karşımıza çıkıyor, değil mi? En son slaytında işte etik problemlerle ilgili slaytında bahsettiğin gibi. Duyuyor musun beni? Evet hocam, ve bunların kaygı duymalı mıyız, kötüye kullanımı gibi durumlar da karşımıza çıkıyor. Çevrenin kalıcı değiştirilmesi, işte insanın kopyalanması durumları. Ne dersin? Yani bence evet, kaygı duyulacak bir konu var. Sürekli gelişiyor ve bunun kısıtlanması, etik anlamda önüne geçirilmesi ve herhangi bir çerçevede sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin şu an Amerika'ya bağlı Pentagon destekli 26 tane genetik laboratuvarı Ukrayna sınırında çalışıyor. Ve bu savaş sırasında istedikleri şey kesinlikle bilgi çıkmayacak dışarıya, laboratuvardan ve devletin eline geçmemesini istiyorlar o çalışmaların. Bu çok konuşuldu son zamanlarda yine. Evet. Orada insan ırkının araştırıldığı düşünülüyor. Tabii ki bu insan genom projesinin devamı olarak. Yani bunlar tabii ki bizim ulaşabildiğimiz bilgiler araştırmalarımızdan, ama şu an neler yapılıyor onu çok fazla bilmemekle beraber merak da ediyoruz. Evet. Tabii bu gelişmeler insan sağlığı açısından çok önemli olmakla birlikte neyin nasıl kullanılacağı, ne amaçla kullanılacağı durumları kaygı yaratıcı da oluyor. Düşünüldüğünde gerçekten insanı ön plana çıkaracak şekilde kontrol altına alınması ya da güvence altına alınması gerekiyor herhalde ki kendimizi daha güvende hissedelim diye düşünüyorum ben de açıkçası. Çok ilgimi çekiyor bu konular, ama aynı zamanda da endişelerimi de arttırdığı boyutları oluyor açıkçası. Teşekkür ediyorum Nilay sunumun için. Diğer katılımcıların herhangi bir sorusu, geri dönüşü var mı acaba? Hocam, bununla ilgili olarak biz de aslında araştırmaktan korkuyoruz. Çünkü aldığımız sonuçlar bizi daha çok tedirgin ediyor. Evet, evet. O yüzden yani hem ilginç bir konu, önemli bir konu. Geleceğimiz açısından, insanlığın geleceği açısından, ama bir o kadar da tehlikeli bir konu olmaya başladı. Çünkü kesinlikle. Araştırmalar var. Bu Çin'in bağımsız gibi düşünmemek lazım. Yani Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin işbirliğiyle Çin'de yapılan çalışmalar aslında. Sadece politikadan Çin eleştiriliyor falan filan, ama onun gerçekliğinin olmadığını biliyoruz aslında. Evet, evet. Çalışmalar var. Gerçekten alınan sonuçları, karakterleri taradığınızda insan korkuyor. Yani keşke hiç araştırmasak mı kesin de geliyor, ama sonuçta bilimsel insan olarak da bunlar da bizim sorumluluğumuz yani. O yüzden bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani bilimin tehlikeli bir silah haline gelmesi ürkütücü gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Nilay, paylaşımı durdurabilir misin acaba? Ekran paylaşımını. Tamam hocam. Aynı yerden yine ekran paylaşımını durdurabilirsin.
Evet, değerli katılımcılar, teknik aksaklıklara rağmen süreyi iyi kullandığımızı görüyorum. Bütün sunumlarımız bitmiş durumda. Var mı acaba katkılarınız hem oturumumuz hem genel anlamda kongreye ilişkin olabilir? Oturum konumuz sağlıkta yeni trendlerdi. Gerçekten hepimizi tatmin eden konular karşımıza çıktı. Tabii ki dediğim gibi araştırılacak, konuşulacak çok şey var. Doğru bilgi kaynaklarını kullanmak ve bilgiyi de doğru şekilde kullanmak araştırmacı olarak sorumluluklarımız arasında diye düşünüyorum. Varsa katkılarınızı alabilirim. Peki, hepinize katılımlarınız için o zaman teşekkür ediyorum. Çok yararlı ve güzel bir oturum oldu. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hepinizin katkısına, katılımına tekrar teşekkür ediyorum. Kongreyi düzenleyen, çok büyük emek veren değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok insanüstü gayretle çalıştılar gerçekten. Bu grubun içinde olmakla birlikte özellikle motor görevi yapan bir ekip vardı ki ellerine sağlık diyorum. Çok önemli bir kongreye imza attılar. Bu anlamda da kongre düzenleyen değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum o zaman. Oturumumuzu kapatıyorum sevgili arkadaşlar. Başka platformlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nilay, tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Hadi kolay gelsin. Bir sonraki görüşmek üzere.